Merhaba arkadaşlar. Bugün başvurular sekmesini konuşacağız. Ve bununla alakalı birkaç tane uygulama yapacağız. Yapacağımız uygulamalar içindekiler tablosu, resim ve şekiller tablosu olacak. Resim ve şekiller tablosu ve tablolar tablosu yapılacak. Bununla beraber sayfa numaralandırmaları ve kaynakça ve alıntılar kısmını kullanacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle öncelikle bir sayfa numarası verelim. Uygulamamızda şu anda bir sayfa numarası yok. Ben 3 sayfadan oluştu toplamda. 4. sayfaya da kaynakça gelecek arkadaşlar. Şöyle Word, Excel, PowerPoint'in basitçe bir tanımını yazdım buraya. Bir tane resim var. Bir başlığımız var. Bir tane tablomuz var. Diğer sayfalarımızda da aynı şekilde. Ekle'ye geliyorum arkadaşlar. Ekle'den sayfa numarası. Sayfa numarasından öncelikle biçimini ayarlayalım. Biçimimiz 1, 2, 3 şeklinde olacak. Başlangıcı 1 olacak arkadaşlar. Sonra sayfa numarasından sayfa sonu oradan ortayı tercih ettim ben. Ve kapata bastığımız zaman işlem tamamlanmış oldu. Şimdi içindekiler tablosunu yapacağız. İçindekiler tablosunu şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle başlıklarımızı tanımamız gerekiyor. Başlıklarımız burada. Birinci başlığımız bu değil mi arkadaşlar? O zaman geldik buradan başlık 1 yaptık bunu. Başlık 1 yaptık ve isterseniz tekrar her seferinde burayı seçip başlık 1 yapabilirsiniz. Ama benim tercihim biçim boyacısına çift tıklayıp geri kalanlarında şöyle seçtiğiniz zaman biçim boyacısı onun tüm biçimiyle beraber, tüm stiliyle beraber, özelliğiyle beraber onu alacaktır. Sonra işimiz bitti biçim boyacısıyla. Şu anda başlıklarımızı biz tanımlamış olduk. İsterseniz daha sonradan bunların yazı stillerini değiştirebilirsiniz. İsterseniz buradan otomatik yapmak için de değiştir kısmına gelip buradan baştan rengini kırmızı, kalın, işte boyutunu ayarlayıp ve bundan sonraki bütün başlık birlerinizi veyahut da bu başlık bir olarak değil de ana başlık, alt başlık şeklinde bunları değiştirebilir. Kendiniz makrolaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen içindekiler tablosu kısmına geldiğimde burada hemen başvurulara geldik arkadaşlar. Başvurulardan içindekilere geldim. İçindekilerden şöyle özel içindekiler dedim. Ve burada hemen bir ayarlama yapacağız. Benim burada ben bir düzey kullandım ama 3 düzeyli olarak da görürüzdeki ayarlayabiliriz. Veyahut da 3 düzey olarak da şu anda kalabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez nasıl isterseniz. Burada şablon, klasik gibi seçenekler vardı biliyorsunuz zaten. Burada bunu ben şablon olarak kalmasını istedim. Arasında işte çizgim olsun veyahut da noktalama işaretim olsun. Bunu da ayarlayabiliriz. Şimdi tamama bastığımızda burada Microsoft Office Word tanım ve geri kalan bütün ofis programları başlıklarım 2, 3, 4. sayfalar olmak üzere gelmiş oldu. Şimdi resimleri yapalım arkadaşlar. Resimler tablosu. Resimler tablosu yapmak için hemen şu kısma başvurulara geldim arkadaşlar. Başvurulardan resmin üzerine tıklıyoruz. Resmin üzerine tıkladıktan sonra resim yazısı ekle diyoruz. Buraya şekil. Şekil çıktı karşımıza. Burada şekil, resim bunlar aynı ifadeler benim için. Şekil 1 olarak kalsın. Üstünde mi olsun, altında mı olsun ifade? Altında olsun arkadaşlar. İsterseniz buradan Word giriş veya Word ekle olarak da bu şekil 1, şekil 2'yi değiştirebilirsiniz. Ama benim tavsiyem bu şekilde kalması. Tamama bastığımız zaman şu kısımda hemen şekil 1 olarak bir ibare geldi. Şu an bunlar böyle birazcık iç içe geçtiği için sizlere kötü gözüküyor olabilir. Hemen düzeltelim onu. Şöyle aldım. Şuraya bıraktım arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde biçimlendirmeyi kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz ama bir tane daha yapacağım. Hemen şunu da göstereyim size. Şöyle. Hatta şuraya da gelelim. Şu şekilde. Burayı da şöyle bir temizleyelim. Ne olur ne olmaz. Tamam bir sıkıntı çıkmasın. Şimdi hemen tekrardan bu resmimin üzerine tıkladım. Başvurulara geldim. Başvurulardan resim yazısı ekle dedim. Resim. Şekil 2 olarak geldi. Yine şekil nerede, hangi konumda yazacağını söylüyor bana. Ben de bu konumda iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu şekilde buraya yazmış oldu. Şimdi bakın buraya tıkladım. Ardından biçim boyacısı. Üzerine tıkladığımızda herhangi bir
Biçim boy listesi tıklandığı zaman direkt ona bir tanım uygulanmıyor. Biz burada direkt tekrardan resimlerimizi bu şekilde başvurulardan ekle diyoruz. 3 diyoruz. Tamama bastığımız zaman burada da şekil 3 olarak karşımıza gelmiş oldu. Hemen yukarıya çıkalım ve şekiller, resimler tablomuzu da buraya oluşturalım. Şekiller tablosu ekle diye bir seçenek var burada gördüğünüz. Tıkladığımız zaman hemen aşağıda görüyoruz burada şekil seçili, değil mi? Burada farklı şeyler de mesela tablo, biraz sonra tabloyu seçeceğiz. Şimdi biz de burada şekil seçili ve tamama bastığımız zaman bizim şekillerimizi bu şekilde görebiliriz. Dediğim gibi isterseniz orada şekil 1, şekil 2, şekil 3 yazacağına kendiniz adlandırabilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilir arkadaşlar. Şu anda ben size olayın tam olarak nasıl kullanıldığını anlatmak için temel olarak anlatıyorum. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Düzenlemeyle vakit harcamak istemiyorum. Tablolarımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi tablo ekleyelim. Geldik bu kısma. Tekrardan resim. Burada tablo olarak seçiyoruz. Tablo 1. Mesela tablo 1'imizin ismini değiştirelim. Tablo 1 ne olsun burası? Tablo 1 olmasın. Tablo 1 devamında da şey yazsın. Ne yazsın? Burası Word yazsın mesela. Tablo 1 Word şeklinde olsun. Tamama bastığımda tablo 1 Word şöyle üst kısma geldi. İstersen bunu yine alt kısma da alabilirdim. Tekrardan buraya geldim. Ekle dedim. Tablo 2 Excel. Bu şekilde eklemiş oldum. Aynı şekilde buraya geldim. İçerisine tıkladım. Resim ekle dedim. Buradan tablo seçili. Burası da PowerPoint şeklinde olacak. PowerPoint şeklinde yapmış olduk. Tamam bastığımız zaman tablo 3 PowerPoint olarak geldi. İsterseniz bunları dediğim gibi özelleştirebilirsiniz. Ortaya alabilirsin, sağa alabilirsin, alta alabilirsin gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Geri kalan tasarım işlemleri size kalmış olacak. Şimdi hemen yukarıya geldiğim zaman benim orada bir tane tablolar bölümüm vardı. Şimdi bu tablolar tablosu kısmına geldim arkadaşlar. Şurada birazcık boşluk olmuş. Hemen şunu yukarı aldım. Ve tekrardan şekiller tablosu ekle dedik. Burada bu sefer bakın tablo seçili. Mesela aralarında bunun düz çizgi olsun arkadaşlar. Hatta çok kısa kesik çizgilermiş. Şimdi tamama bastığımız zaman burada da bakın tablo 1 Word, tablo 2 Excel, tablo 3 PowerPoint şeklinde karşımıza çıkmış oldu. Burada konumunu ayarlamadığım için bu da buraya gelmiş. Önemli değil şu anda bu. Sonuç olarak bizler şu anda bir içindekiler sayfalar başlıklara göre gidiyor. Değil mi? Mesela şurada tıkladığım zaman şu an CTRL'e tık yaptığım zaman direkt buraya ulaşıyorum. Tabloya göre gidiyor arkadaşlar. Resme göre gidiyor. Bakın mesela şurada şekil 3'e tıkladığımda direkt şekil 3'ün olduğu sayfaya gidiyorum. Ardından bir de tabloya göre hareket edebiliyoruz arkadaşlar. Direkt buradan geçiş yapabiliyoruz. Bu tarz çalışmalarımızı biz başvurular kısmından oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bunun bir düzeltelim konum. Şöyle aldım. Üst alt şeklinde olsun. Şöyle. Bunu da şöyle atalım arkadaşlar. Burada kalsın. Şimdi bu düzenlemeyi yaptıktan sonra hemen ne yapacağız? Başvurulardan kaynak ekleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce bir alıntı ekleyelim. Sonra kaynaklarımızı oradan çekelim. Şöyle. Bakın. Şimdi başvurulara yine tıkladık. Mesela ben burada bir alıntı yapmışım. Nereden alıntı yapmışım? Bir tane siteden alıntı yapmışım. Hemen alıntı ekle diyoruz arkadaşlar. Yeni kaynak ekle diyoruz buraya. Burada dergiden,
kitaptan, konferans bilgilerinden, rapordan gibi bir sürü seçenek var. Ben burada tabii ki web sitesinden bir alıntı yaptım. Hangi siteden yaptım? Microsoft'un sitesinden yaptım. Geldim buraya arkadaşlar ve burada Microsoft resmi sayfasına girdim. Burada Office'e tıkladım. Evet. Şimdi bana bu link lazım olacak biraz sonra. Bunu bir kopyalayayım arkadaşlar. Sonra hemen tekrardan geçiş yapalım. Şimdi burada öncelikle şu URL kısmına şu az önce almış olduğum linki şöyle yapıştırayım. Şu kısmına şu an gerek yok. Ayrıca ne diyor? Burada yazar diyor. Yazar burada şimdi sabit bir bilgimiz olmadığı için direkt ben burada her yere Microsoft yazısını iliştireceğim. Web sitesinin adı yine şöyle alacağım. Evet. Burayı böyle alacağım. Yıl 2020 ay. Burada Mayıs gün 10 dedik ve bitirmiş olduk. Tamama bastım arkadaşlar. Bakın buraya Microsoft sayfasında 2020 olarak bir alıntı yaptı. Şimdi burada stili biz APA olarak belirledik. Siz farklı stillerde de belirleyebilirsiniz. Sizden istenilen stilde belirleyebilirsiniz. Burada sadece isteğe yönelik olarak değiştirilebilir. Mesela sizden başka bir stil isterler. Burada istediğiniz stili seçip alıntı ekleme kısmı aynı. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi bir tane de kitaptan alalım. Mesela buraya da kitaptan alıntı yapalım. Alıntı dedik. Yeni alıntı ekle dedik. Web sayfası değil de buradan kitaptan alıntı yapacağız. Kitapta ben şöyle bir tane PDF indirmiştim. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na ait. MEGEP'ten sizler de indirebilirsiniz. İstediğiniz kitap Milli Eğitim'de işlenen, meslek liselerinde özellikle işlenen tüm kitapçıklara, modüllere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan öneriyorum. Çok güzel kaynaklardır. Şimdi burada hemen bizden neler isteniyor bakalım. Yazar, yazar olarak tabii ki bu şu anda benim paylaştığım şeyler hani çok fazla farklı bilgileri farklı kitaplara giriş yapmamak için daha çok böyle resmi sayfalar kullanıyorum. Ama bir tezden alıntı yaptığını düşündüğünüz zaman mesela oraya sadece tezin adını yazacaksınız ve üniversitenin adını yazacaksınız. Ondan sonra kitabın sahibi kim dediği zaman yani bu tezin sahibinin adını yazacaksınız gibi gibi. Şu anda biz burada şu anda kalıp olarak nasıl kullanıldığını gösteriyorum sizlere. Mesela buraya yazar olarak TC, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı hatta TC MEP yazacağım. Büyük harfle yazalım. Daha güzel olur. MEP yazacağım. Başlık arkadaşlar buradan bakalım başlığımız bilişim teknolojileri. Bilişim teknolojileri başlığını alabilirim. Onun altında aslında yanına bir de kelime işlemci bilişim teknolojileri. Tabi burada PDF'ten kopyaladığımız için sıkıntı çıkartıyor. Hemen yazalım bilişim teknolojileri. Bilişim teknolojileri kelime işlemci olarak belirttik. Hemen şurada bakalım başka neyimiz varmış. Aslında şunu yazsak çok daha güzel olur hemen yanına. Şöyle. Şunu da belirtelim. Yıl arkadaşlar. Bu kaynak 2011'e ait bir kaynak. 2011. Burada şehir Ankara. Yayıncı yine yukarıda yazmış olduğunuz TC, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak şöyle kısaltılmış halini yazmış oldum arkadaşlar. Tamama bastığımızda bakın MEP 2011 diye buraya böyle bir ibare
geldi. Kaynaklarınızı, alıntılarınızı mutlaka özellikle resmi işlerde bir resmi makama bir yazı gönderecekken eğer gerçekten bir yerden bir alıntı yaptıysanız mutlaka kaynakça ve alıntılarınızı belirtmeniz gerekiyor. Bunun altını çizelim arkadaşlar. Burada herhangi bir alıntıda bulunmak istemiyorum. Burada mesela bu da bir alıntı sahibi olmasın veyahut da herhangi bu tamamen kendi görüşlerine yazmış olduğum bir şey olarak farz edelim. Şimdi bu kısımda arkadaşlar kaynakçayı belirteceğiz. Kaynakta arkadaşlar şurada istediğiniz kalıbı seçebilirsiniz. Şimdi başvuru şu şekilde eklediğim zaman göreceksiniz ki başvurular olarak yani geldi şu anda başlığımız. Ne yapmış olduk? Bizim kaynaklarımız yazmış olduğumuz kaynaklar bu şekilde çıktı. Şimdi şunu hemen shift'ler ile sildim. Burada ben başvurular değil de kaynakça başlığı yazsın istedim. Bu şekilde kaynaklarımızı almış olduk arkadaşlar. Kaynakları yönet derseniz şu şekilde karşınıza kaynaklarınız çıkacak. Herhangi bir yerde mesela bir hata yaptığınızda ne yapacaksınız? Buradan düzenleye tıklayıp kaynağınızı düzenleyebilirsiniz. Gayet güzel. Peki şöyle bir şey daha var. Mesela sen bir tane makalende çokça kaynak ekledin. Bir sonraki CTRL'e ne? Yani yeni bir dosya açtığın zaman o kaynakları o dosyada kullanabilecek misin? Tabii ki kullanabileceksin. Çünkü buradaki eklemiş olduğunuz kaynaklar Microsoft'un yani Microsoft Office'in kendi veri tabanına bilgisayarınızda kayıtlı bir şekilde kalır ve oradan istediğiniz gibi kaynaklarınızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim bu uygulamamızda yapmış olduğumuz çalışmalar çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yapmış olduğunuz resmi kağıtlarda, resmi dosyalarda çok daha verimli olacaktır. Özellikle işletmelerde, şirketlerde, tez hazırlamada çokça kullanılacak uygulamalar. Bir önceki uygulamamızda sizlere birinci, ikinci sayfanın Roma rakamlarıyla ve üçüncü sayfanın Roma rakamlarıyla yazılmış hali. Ondan sonraki sayfalarında normal şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim rakamlarımızla yazdığı bir video paylaştık. O videoyu da takip edip ve izlerseniz ikisini birleştirip çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Bundan sonraki videolarımızda arkadaşlar postalara geçip postalardan bir tane zarf oluşturacağız. Ondan sonra da birkaç tane uygulama yapıp Word dersimizi sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Uygulamayı ve tekrar etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.